Evet, efsanelerin Trabzon'da buluştuğu organizasyonda yıllarını Trabzonspor'un savunmasına vermiş bir isim. Selim Hocam'la birlikteyiz. Hocam çok güzel bir organizasyonda eski sahanın nostalji haliyle beraber bugün final maçına çıkacaksınız. Neler hissediyorsun, neler söyleyeceksin? Zor bir mücadele. Hani maç öncesinde röportajlar olur ya, ben de öyle gireyim. Önemli bir rakibe karşı mücadele edeceksiniz. Neler söyleyeceksiniz hocam? Gerçekten efsanelerle birlikte oynamak gerçekten çok güzel. Şu anda gerçek efsane sahada oynuyor. Onları seyretmek, onlarla beraber olmak, aynı havayı teneffüs etmek gerçekten çok güzel. Tabii ki bu stadında bizi anıları çok çok fazla. Çok güzel günlerimiz oldu. Acısıyla, tatlısıyla, seyircimizle birlikte. Burada olduğumuz için çok mutluyuz tabii ki. Neticede final oynamak çok önemli bizim için burada. Ama önemli olan burada seyirciye güzel şeyler verebilmek, eski futbolcuyu tekrar görebilmeleri beni daha çok mutlu ediyor. Ben de buraya Bursa'dan geldim. Her zaman seve seve Trabzonspor için her yere geliyorum. Hocam şunu da sorayım tabii. Biz bu isimlerin çoğunu izleyerek büyüdük. O dönem mi, bu dönem mi? Hep kıyaslaması yapılıyor. Öncesinde sizin oynadığınız dönemde sanki futbolda teknik adam, oyuncular noktasında bir bütünlük, bir ruh vardı. Şimdi tamamen profesyonel bir yapıya bürünmüş bir organizasyon var yorumları yapılıyor mu? Katılıyor musunuz siz? Tabii ki şu anda maddi manevi olarak eskiden baktığınız zaman işte hep bizim çocuğumuz derlerdi. Sen bizim Trabzonlu musun derdi, bizim evladımızsın derdi. Hep bu şekilde hep yürekten oynardı, hep kalbe oynardı futbol. Ama tabii zaman geçti, gün geçtikçe bizden sonra diyeyim ben. Ya yani bizden sonra artık işler yavaş yavaş profesyonelliğe dönmeye başladı. Tabii ki medyanın da burada ortaya girmesi, tabii ki çok büyük paraların dönmesi, işi biraz da farklı yerlere itti maalesef. Tabii ki bu işin ruhu kalmadı. Takım içinde arkadaşlıklar kalmadı baktığınız zaman. Arkadaşlık olmadığı zaman bir takımın içerisinde başarılı olmak gerçekten çok zor oluyor. Bu tip yerlerde birlikteliği yakalayan takımlar şampiyonluğu göğüslüyorlar ve Avrupa'da da başarılılar. Baktığımız zaman Avrupa'ya gerçekten çok farklı yani. Şu anda Avrupa ile aramızda siyahla beyaz gibiyiz diyebilirim. Hocam bu stadyumda yıllarca futbol oynadınız. Selim Hocam'ın unutamadığı bir anısı var mı? Yani nasıl söyleyeyim ben size, benim unutamadığım anı şu. Ben Bursaspor'da oynarken ilk Trabzonspor deplasmana geldiğim zaman Avni Aker'in en çok korktuğum yer neresiydi biliyor musun? Çıkış tüneli var ya, oradan çıkıp o seyirci atmosferinde yaşamak inanılmaz bir duygudu benim için. Yıllar sonra gelip bu kulübün formasını giydim, çok mutlu oldum. İlk gün çıktığım zaman burada sahaya inanılmaz önemli bir gündü benim için. Çok mutlu olmuştum. Benim için en büyük anı buydu benim için. Trabzonspor'a 4 büyükten bir tanesi oynamak benim için hayatımda, ömrümde alabileceğim en büyük hediyeydi benim için. Hocam Şenol Hoca'ya da soracağım. Trabzonspor bir kan değişimi yaşadı. Henüz o istikrarı bulamadı. Takip ediyorsunuz tabii ki tabii, Türk futbolunu. Aynen. Hocam size göre bugün Trabzonspor'un bu noktada çıkış formülü ne olmalı? Eski bir futbolcu olarak nasıl bir değerlendirme, nasıl bir yorum yaparsınız? Şenol Hoca'yla da futbolculuk döneminde teknik adamlığınızı yaptı. Onun karakter yapısını da biliyorsunuz. Bugün o şifreleri nasıl verir Selim Hocam? Tabii ki yani ben şunu söyleyebilirim tabii ki. Şimdi takımı kuran Şenol Hoca'yı. Takımın Şenol Hoca'nın bir sistem var. Ben Şenol'u Bursa'dan beri takip ediyorum başarısını. Bursa'dan Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'tan sonra çok güzel işler yaptı. Şimdi her insanın elindeki malzemeye göre hareket etmesi çok önemli burada. Şimdi Abdullah Hoca'dan sonra Şenol Hoca'nın gelmesi, yani kendi kurmadığı bir ekiple birlikte olması tabii ki burada soru işaretleri getiriyor işin üzerinde. Şimdi Şenol Hoca bu arayı ne kadar az hasarla kapatırsa onun için iyi işler olmuş olacak. Devre sınavına kadar ilk 5'in ilk 4'ün içinde olmak isteyecektir mutlaka. Burayı mutlaka kopmamak isteyecektir buradan. Şimdi baktığınız zaman diğer takımlarla baş etmek gerçekten çok zor. Bir Fenerbahçe'ye, bir Galatasaray'a baktığınız zaman inanılmaz oyuncular ve inanılmaz paralar veriyorlar. Bunlara yani sizin ona cevap vermeniz için o kalitede, o değerli oyuncuyu almanız gerekiyor. Eğer bunu yapamadığınız zaman geçen seneki gibi gene yaşayacağız. Geçen sene 99, 102 puan, 30-35 puan. Türkiye tarihinde böyle bir puan farkı yok. Bu da neden kaynaklanıyor? Sizin bütçenizden kaynaklanıyor bu da. Ama ben inanıyorum ki Şenol Hoca bunu düzeltecektir. Çünkü bugün Şenol Hoca'ya sağ olsun davet etti bizi takım olarak. Gittik biraz sohbet ettik, muhabbet ettik. Düşünceleri gerçekten çok güzel. Trabzonspor'a çok şey vereceğine inanıyorum ben. Bundan sonra gelecek olan teknik adamları da bence iyi şeyler bırakacağına inanıyorum ben. Hocam az önce ifade ettiğiniz Türk futbolu ve Avrupa futbolu ekonomik anlamda çok yüksek bütçelerle beraber kurulan takımlar ama Avrupa arenasında Türkiye'nin beklediği o başarı gelmiyor. Adını, sahanını çok nadir duyduğumuz kulüplerin takım olabilme adına bireysel anlamda ön plana çıkmama adına takım kurgusuyla beraber mücadele ettiği bir organizasyon
izliyoruz. Ama Türk futbolu buna karşılık vermekte çok ciddi zorlanıyor hocam. Çünkü neden zorlanıyor? Ben şunu söylüyorum. Her zaman savunduğum şey şu. Biz daha önce baktığınız zaman bir Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu zaman 3 tane yabancı var. Yani maksimum 5 tane yabancı var. Ama şimdi biz kendi oyuncumuzu sayamıyoruz. Biz kendi oyuncumuzu söyleyemiyoruz. Hadi bu jenerasyon bitti. Bizim jenerasyon bitti. Hangi şöhretle gelip seyretmeye geleceksiniz buraya? Hiç kimse olmayacak. Trabzonspor'un gelip seyredip hiç kimsesi olmayacak burada. Veya sadece Trabzonspor için değil bu. Bir Bursaspor, bir Beşiktaş, bir Galatasaray. Efsaneler olmayacak. Çünkü niçin? Hepsi yabancı. Biz artık ne olursa olsun 85 milyonluk ülkede kendi özümüze dönmek zorundayız. Başarıyı bir kenara, Avrupa'yı bir kenara bırakır. Ama biz öncelikle kendi özümüze dönmek zorundayız. Kendi özümüze döndüğümüz zaman ondan sonra bu gelecektir. 85 milyon nüfusta çok iyi oyuncu, gerçekten çok iyi oyuncular var. Bunları çıkartabiliriz. Ama bu bizim elimizde. Bunu biraz inanmak lazım. Tabii bu bir kere olacak şeyler değil. Zamana yaymak lazım ama bu bence 5 yıl içinde olabilecek şeyler bunlar. Yani şimdi baktığın zaman yurt dışından gelen oyuncular 5 milyona geliyor. Sen 5 milyon euro oynuyor. Senin oyuncun 5 milyon oynuyor. Aradaki fark bu ama senin kendi evladın. Milli takımda yabancı mı oynatıyorsun? Hayır. Hep yerli oyuncunu oynatıyorsun. En çok eleştiriyi de onlar alıyorlar. Tabii ki aynı öyle. Yani ne yapsın çocuklar? Adamlar forma şansı bulamıyorlar ki. Şu anda baktığınız milli takım oyuncuların çoğu Avrupa'da oynuyor. Ya içeride oynayan kaç tane oyuncun var senin? Çok az. Bu yeter mi? Bize yakışıyor mu bu? Şimdi say dese Galatasaray'ın bir tane sayamam. Veya bir ne bileyim bir Beşiktaş'tan, bir Trabzon'dan veya diğer takımdan. Bir Sivas'tan say, vallahi sayamam. Yok ama İstanbul öyle miydi? Her kulüpten 7-8 tane oyuncu sayardım. Ama şimdi öyle bir şey yok. Bence Şota Hoca çok güzel bir tespit yaptı. Onunla da röportaj yaptık. Dedi ki 18-25 yaş aralığında Türkiye'de altyapıdaki oyuncular çim sahayı görüyorlar. Bunu en başlangıcında bu çim saha organizasyonuyla beraber gençleri, gelecek vaat eden oyuncuları da buralarda yetiştirmek lazım dedi. Ya işte geçen gün konuşuyorduk. Çapraz sakatlık dedik. Nedir bilmiyoruz diyorlardı mesela. Neden? Çünkü eskiden baktığınız zaman hep toprak sahalar vardı. Baktığınız zaman çim sahalar vardı. Hiç sakatlık yaşanmıyordu. Şu anda bütün yetişen çocuklar suni çimle yetişiyor. Yani suni. Her şeyimiz suni oldu. Gıdamız suni, sahamız suni. Bu çocuğun sakatlanmama ihtimali yok ki. Mutlaka sakatlanmak, yani istediğimiz kıvama getiremiyoruz maalesef oyuncuları. Ben bir şu anda Bursa'da ben mesela benim kendi oyuncularım var mesela, onların koşunu yapıyorum ama çocukların hepsi sağlık sağlık çalışıyorlar. Hepsi suyun içinde çalışıyorlar. Hepsi güçsüz ve kuvvetsiz. Kuvvet alma şansları yok. Adamı kuvvetlendiremiyorsun. Şimdi burada koşmak çok başka, orada koşmak çok başka. Çok üzülerek bir an önce dönmemiz gerekiyor ama maalesef biz bunu yapamıyoruz çünkü bizim Türkiye'mizde çıkacak sahamız yok. Çim sahamız var. Mesela burası çim saha ama takımlar o kadar çok ki adam ne yapıyor? Çim sahayı bozuyor. Hemen suni çime çeviriyor. Şimdi siz normal çim sahada iki takım verirsiniz ama suniye 10 takım veriyorsunuz. Aradaki fark bu oluyor maalesef. Siz tesis yapmadığınız sürece başarılı olma şansınız yok. O yüzden bu işin en önemlisi tesis yapmak Türkiye'de. Çok teşekkür edelim. Maç başlıyor hocam. Başarılar.